Altay'ın karısından nasıl kurtulduğu hala bir sırdı. Ve başımızın üzerinden bir ipte çekiliyormuş gibi dik. Zeliş, içinde ukde kalan mankenlik mesleğini nihayet gerçekleştirme fırsatı bulmuştu. Biliyorum, harika görünüyorum ama ağzınızı kapatın bakayım. Biraz eski görünebilir ama benim için çok değerli. Adı Zeynep. Ona gözüm gibi bakmıştım. Bundan sonra sen bakar mısın? Elif, Ömer'in kızını sahiplenmeye çalışmış fakat karşılık bulamamıştı. Arzu'yu aldattığını biliyor mu? Hepimizin hayatını mahvetti. Altay'ın karanlık geçmişi... Neden? ...yavaş yavaş aralanıyordu. O çok kıymetli Galina'sı için. Mert... ...senin gerçek baban... Mert, babasının kim olduğunu nihayet öğrenmiş... ...ancak onu bulmasıyla kaybetmesi bir olmuştu. Sinan... Sinan Bey, yormayın kendinizi. O alet çantasını biz alalım. Annelik 7-24 mesai gerektiren tek iştir. Neşedir, endişedir, beceridir ama her şeyden önce aşktır. Elif bu beceriyi ardı ardına gelen 4 çocuk üzerinde deneye yanıla geliştirmiş ve en iyi icra edenlerden biri haline gelmişti. Ya da öyle sanıyordu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çocuklar uyudular mı ya? Onlarla biraz oyun oynarım diyordum ben. Çocuklar uyudu. Ama ben uyanım. Görüyorum. Ah! Matbaadan menü örnekleri gelecekti bugün. Sakın baktım deme ne olur. Artık çok geç. Ya. Baktım. Çok beğendim. Sahi mi? Ayrıca menünüze de bayıldım. Ben restoranı ne zaman göreceğim? Mesela 2 hafta sonra olur mu? Aa, Ömerciğim 2 hafta sonra restoran açılıyor. Tamam işte, sen de açılışta göreceksin. Aa, niye ben açılışta görüyorum canım? Çünkü hayatım her şeye karışacaksın, beğenmeyeceksin. Neden karışayım canım? Şimdi mesela ben bu menünün yazı karakterlerini beğenmedim. Ama ağzımı açıp bir çift laf ediyor muyum? Etmiyorum. Bak işte her şeyde bir kusur arıyorsun. Beni tedirgin ediyorsun Elif. Asıl hiçbir şeyde kusur bulmazsam tedirgin ol bence Ömer. Hayatım, açılışa kadar restorana gelmeni istemiyorum. Lütfen, lütfen, lütfen. Öyle mi Ömer Bey? Peki. Size iyi geceler. Oyun ne olacak?
Madem restoran açılana kadar bana görmek yasak, sana da oyun oynamak yasak. Öyle ufak tefek başarısızlıklar Elif'i yıldıramazdı. Çünkü Elif çocukların anlayacağı dilden konuşmayı iyi bilirdi. Kendime ait bir şeyi gömdüğüm için beni burada tutamazsınız. Ya aradığımız şey onun içindeyse? Defalarca söyledim size, o kadını tanımıyorum ben. Niye bu kadar sinirleniyorsun? Sinirli değilim. Ama siz böyle asılsız suçlamalarla üstüme geldikçe... Ya bir gizlice evime girip aleyhime delil oluşturabilecek bir şeyi oraya bıraktıysa? Söyleyeceğin her şeyi de hazırlamışsın. Yok, hepsine değil. Bir şey daha var. Ne? Avukat istiyorum. Saklamaya çalıştığın alet kutusu incelenecek. Sen de ifadeni imzalayıp gidebilirsin. Ramazan, ifadesini alın. Şehir veya yurt dışına çıkayım deme sakın. Yapacak bir şey yok. Kendisine ait bir eşyayı toprağa gömdü diye tutamayız adam burada. Rapor çıkana kadar bir yere kaçmasa da. Vallahi billahi ütü değil mübarek. Bu hali lokomotif, görüyor musun? Bak çok güzel. Söyle. Söyle söyle, ne karın ağrın var? Söyle, dudakların yine büzmüşün. Bildi. Annemin vakti geldi. Yarın gidiyor. Kenan. Sayılı gün nasıl geçti görüyor musun? Ya saçmalama ya, ne sayılı günü ya? Öyle değil. Gamze söylemedi mi sana? Umre'ye gidiyor annem. Umre'ye mi gidiyor? Evet. Son görev. Karınca demiş ki, ben Umre'ye gideceğim demiş. Demişler ki, karınca karınca, sen bu ayakla nereye Umre'ye gidiyorsun? O da ne demiş biliyor musun? Bu yolda ölmek için gidiyorum. O hesap bu da, görüyor musun? O da öyle dedi zaten. Gidip de gelmemek, gelip de görmemek var dedi. Bari gitmeden dedi, gelinimle, torunumla şöyle güzel bir yemek yiyelim dedi. Ben onu bir Urfa kebapçısına götüreyim, o çok sever. Canım. Yasemin'cim sever de o senin elinden bir şeyler yemek istiyor. Kenan, yani sen benim menüyü biliyorsun. Peynirli makarna, salata. Yok yok, sen onu dert etme. Bizim şirkette çaycı Hacer abla var. Getiririm onu, ne istiyorsan yapar sana, tamam? Ne demek çaycı Hacer abla? Eve yemek mi yapılırmış canım sen? Tamam sakin tamam ol. Tamam, ben yaparım. Ben yaparım, tamam. Tamam, getir getir. Getir getir, tamam. İyi tamam, o zaman yarın akşamüstü annemi alırım, geliriz. Sen nereye geliyorsun? Sen nereye geliyorsun? İyi de Yasemin'cim, biliyorsun biz ona barıştığımızı söyledik. Ben gelmezsem anlayacak kadın. Kusura bakma, ben senin dalaveralarına giremem. Ananı bırakırsın, çekip gidersin, hadi. Nasıl yani şimdi, sen o muhteşem yemeklerinden yarın beni mahrum mu etmeyi düşünüyorsun? Zevzek zevzek konuşma. Çık çık. Dön. Allah Allah, hadi selametle. Yürü. Listeciğim, ama biz seninle ne konuştuk hayatım? Böyle bando takımındaki gibi rap 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 değil yani. Kuğu gibi süzülerek yürümemiz gerekiyor değil mi? Hadi bakalım. Ay, mutsuz vaka. Çıkaralım gitsin şarap. Ne? Hayır, onu çıkaramayız. Ne demek çıkaramayız? Final gösterisi bu. Herkesin gözü üzerimizde olacak. Geçen yıl annesini kaybetmiş zavallı. Duydum. Biliyorum. Ben de çok üzüldüm. Ama ne yapabilirim yani, iş bu. Görüyorsun işte, beceremiyor. Bak, ben öbürüyle uğraşacağım ama Tuğçe'den top model yaratırım yani. Tamam, haklısın. Peki nasıl söyleyeceğiz babasına? Ne var canım, ben söylerim. Derim ki yani, böyleyken böyle derim yani. Yine de benim içim rahat değil. Küçük kızı kalbe kıracağız. Ay, kırılacaksa kırılacak Şenol. İş yapıyoruz burada. Allah Allah. Beste, Allah'ını seversen futbolcu musun sen canım ya? Galiba haklısın. İyi çıkartmak için acımasız olmak şart. Thank you.
Cahide anne. Sade kahve yaptım size. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ne yapacağına karar verdin mi? Hangi konuda? Oğlumdan bahsediyorum. Boşamayacak mısın onu? Bir avukatla falan görüşmedin mi? Bu konu Altay'la benim aramda. Bizim dışımızdaki kimseyi ilgilendirmez Cahide anne. Seni düşündüğüm için kızım. İyi bir kadınsın. Oğlumdan çok daha iyi birine layıksın. Teşekkür ederim ama... Genceciktim kocamı kaybettiğimde. Onu yetiştirmek için dişimi tırnağıma taktım. Ama karşılığında ne gördüm? Koca bir hiç. Ona bir şans daha tanırsan seni aldatır. Efendim hayatım. Hayatım, öğle yemeğine eve gelecek misin? Nefis limon bayıldı yaptım taze taze. İmkansız hayatım. Dün akşam söyledim ya servis peçetelerini almaya gideceğim diye. Unuttun mu? Aa, hay Allah, ne yapalım? Akşam görüşürüz o zaman Ömerci. Tamam hayatım, görüşürüz. Kapıyı açık bırakmışlar. Karışınca da karıştı oluyor yani. İnanmıyorum. Ne kadar güzel olmuş. Merhaba Elif abla. Aa, Kerem. Ne işin var senin burada? Hani restoran açılana kadar girmek yasaktı? Ben burada çalışmaya başladım. Ha öyle mi? Çok sevindim. Hayırlı olsun. Okul? Ya part time çalışacağım ama Ömer abi açılışa kadar yardım et deyince geldim ben de. Hah, iyiymiş. Ha, Ömer abi az önce çıktı. Gördüm. Ömer bana dedi ki restoran açılana kadar sana gelmek yasak. Ben gizli geldim, o yüzden aramızda kalsın. Senin işin yok mu? Hani yapacak iş çoktu? Senin burada olmaman gerekmiyor muydu? Hani Ömer abi yasak koymuştu. Hatırladın mı? Tebrikler. Çok zekice bir yataktı. Nasıl buldun burayı, beğendin mi? Bayıldım. Çok güzel olmuş. Bahçe ne kadar güzel. İnşaat molozlarıyla doluydu. Ömer abi temizletti. Hatta salıncak, kaydırak falan bile koyduk ama apartman yöneticisi izin vermiyor kullanmamıza. Nasıl yani? Kullanamayacak mıyız bahçeyi? Ömer abi söylemedi mi? Yoo. Nasıl yani? Bu kadar masraf yapılmış. Bahçeyi kullanamazsak buranın bir anlamı kalmaz ki. Ya işte apartmandaki herkesin izni gerekiyormuş. Yönetici de hayır deyince şansımız kalmadı. Ay günah. Benim içim rahat değil. Küçük kızı kalbi kırmadan nasıl halledeceksin? Ay kırılacaksa kırılacak Şerocuğum ama iş hayatı bu değil mi? Ya babası arıza çıkarırsa? O iş bende. Ben konuşacağım. Telaşıma hal yok. Tamam. Ama kibar ol. Aa, ben her zaman kibarımdır Şero. Hadi yürü. Korkak tavşan yürü. Yürü. Bende. Sedat abi, zahmet edip geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Tanıştırayım, en yakın arkadaşım, ortağım Zeliş Hanım. Memnun oldum. Merhaba Serdar Bey. Merhaba. Beste ile ilgili bir problem mi var yoksa? Yok canım, problem değil yani de... Serdar Beyciğim... Biliyorsunuz defilede
Özel bir sunum yapıyoruz. Evet evet, elbisesini hazırladı bile. O kadar heyecanlı ki. Ama biz biraz Beste'nin zorlandığını düşünüyoruz. Nasıl yani? Nasıl yani? Ben anlamıyorum şu an, seni anlamıyorum. Yani ben ve Zeliş Hanım düşündük ki Beste'yi fazla zorlamasak. Zorlamak falan. Bunlar nasıl kelimeler Şero ya? Başka kelime mi bulamadın? Lütfen kusura bakmayın. Yani kendisinde biraz hırs var. Yani işle ilgili. Tabii iyi anlamda. Aslında ben her zaman söylüyorum. Şero diyorum, çocuklarla çalışıyoruz. Bunun bir farkına var. Biraz hoşgörü, tolerans, değil mi? Ya aslında Beste çok özel bir çocuk. Maşallah. Tabii çok nadide yetenekleri var. Biz bunu fark ettik ama bu ortam o yeteneği parlatmak, ortaya çıkarmak için yeterli değil. Ama ben mesela şahsen şey yapabilirim, elimden geleni yaparım. Mesela özel ders falan verebilirim ya isterseniz. Siz değerli vaktinizi bize ayırırsanız çok mutlu oluruz tabii. Ayırmaz mıyım? Ya ayırmaz mıyım? Yeter ki çocuklar mutlu olsun, ben ayırırım. Ya. Peki eve mi gelirsiniz? Eve? Ev. Eve. Gelirim değil mi? Gelirim. Eve gelirim. O zaman ben ders bitsin, Beste'yi de alayım. Eve geleyim. Çok teşekkür ederim. Memnun oldum. O zaman ben de geleyim. Ben de gelin koreografiye yardım ederim. Ya şimdi sen yaptığın onca patavatsızlıktan sonra bir de eve gelmek falan. Yok. Tamam. Gerek yok. Tamam o zaman. Kolay gelsin. Sana inanamıyorum. Sana inanamıyorum. İnanılmaz zaten. Hayat inanılmaz. Kadıncağız demiş ki memleketimdeki son yemeği çocuklarımla yemek istiyorum. Nasıl yani? Son yemeğini sizinle mi yiyecek? Sen yemek mi yapacaksın Yasin? Helal, helal. Dur su getireyim. Ayşin, sağ ol. Diyorum ki ben incik mincik yapayım. Kuzu incik böyle tüylülü müllülü. Ha? Ay Nermin, korkuttun şimdi sen beni ya. Bu kadının son yemeği benim masamda olmasın sakın. Yasemin'cim, sen hiç merak etme, ben senin için yemek yaparım. Yapar mısın? Hayır, seni zorlamayacaksın. Nermin yapsana. Tabii ki yaparım, söylediğim gibi yaparım canım, merak etme. Senin kızın doğum günü mü? Gamze hiçbir şey demedi bana. Kimsenin doğum günü değil. Ben sıkıntıdan pasta yapıverdim böyle. Nermin, bu nasıl can sıkıntısı ya? Koca pasta yapmışsın. Yasemin. Altay evden gitti. Yani daha doğrusu ben kovdum onu. Şu Galina denilen kadınla onun da ilişkisi varmış. Terbiyesize bak. 3 günlük evli. Boyun posun devrilsin inşallah. Yok canım, onun kadının cesedini buldular. Yani daha önceki bir şeymiş. Galina. O Galina, bu Galina mıymış? Hayır yani, benim anlamadığım, madem sen suçlusun, niye gömmeye kalktın o alet kutusunu? Bilmiyorum Ömer, bilmiyorum. Polisler gelmiş, evde bir şeyler arıyorlar, ben de paniğe kapıldım işte. Ya Emel, sen de adamını bir rahat bırak istersen ha? Ay bir de sen burnunu sokma Kudret, gözünü seveyim ya. Sinan, iyi de polis nasıl oldu da bıraktı seni?
alet kutusunu incelemeye aldılar. Sonuca göre belli olacak. Sinancığım, yüzüme bakar mısın? Gözlerinin içine bakıp bana yemin eder misin o kadını öldürmediğine dair? Ne yapıyorsun hemen? Kaç kere söyleyeceğim sana daha hatırlamadığımı? Hayır yani, gerçekten hatırlamıyor musun yoksa hatırlamak mı istemiyorsun onu pek anlayamıyorum da. Ne bu şimdi? Sinan, Sinan, galiba alet kutusunu incelemişler. Geldiler vallahi. Nermin'cim, senin bunu mutlaka polise söylemen lazım. Sonuçta sen suçlu durumuna düşeceksin. Yardım ve yataklığa giriyor bu. Yani aynı yastığa baş koyduğunuz için o açıdan. Yapamam Yasemin'cim. Yani kafamı toparlayıp düşünmem lazım. Nermin, gerçekleri görmezden gelme. Bak ben görmezden geldim, başıma neler geldi. Ah, ah! Neler oluyor? Ne oluyor? Cinayetten tutuklamışlar. Ne cinayeti? Galine diye bir kadını mı ne öldürmüş? Şükürler olsun yarabbim. Nereye götürüyorsunuz? Düşürmedim. Hadi gelsene. Aferin tatlım. Harika gidiyorsun sen. Ben buradan takip ediyorum seni. Devam et öyle. Ben de bir şeylere yardım etseydim. Uzun zamandır kızımla yalnız yaşıyoruz. Alışkınım. Lütfen rahatınıza bakın. Bakıyorum zaten. Aslında ben de yemek yapmayı çok severim. Ama işte yalnız başına olunca insanın canı pek çekmiyor. O zaman birlikte yiyoruz. Teşekkür ederim ama ben... İtiraz falan istemem. Beste için buraya kadar zahmet ettiniz zaten. Zahmet ne demek? Benim için çok büyük bir zevk oldu o zaman. Ama Beste çok yetenekli bir kız. Aşırı bir yetenek var onda yani. İşinizden ayrılalı çok oldu mu? Yani aslında çok olmadı. Ama aramızdaki bir şeyler biteli bayağı bir zaman oldu. Yine de kolay değil tabii. Sizi çok iyi anlıyorum. İnsan uzun süre evli kaldıktan sonra... Sudan çıkmış balığa dönüyor değil mi? Haklısınız. Arkadaşlar, dostlar hep yeni biriyle tanıştırmaya çalışıyor. İnsan hep acemiymiş gibi hissediyor. Yeni birini tanımaya çalışmak, birine yakınlaşmak hiç kolay değil. Evet, değil. Hiç kolay değil. Gördünüz mü? Kitabı hiç taşırmadan tam 3 tur yürüdüm. Gelmediniz. Hayatım, hayatım çok özür dileriz. Ya... Aslında tamamen benim hatam. Ben o sırada babanın dikkatini dağıttım, bakamadık. Şimdi şöyle yapalım, sen tekrar yürü. Biz ikimiz de pür dikkat seni izleyelim, tamam mı? Hadi bakalım. Durum şu. Bütün deliller aleyhime görünüyor. Ya. Benim çok iyi bir avukata ihtiyacım var Emel. Gerçekten iyi bir avukat. Tabi biraz pahalıya patlar ama ben buradan çıkınca hepsini telafi ederim, hiç merak etme. Olur mu hayatım? Aşk olsun yani. Aramızda paranın lafı mı olur ya? Çok sağ ol. Bak şimdi avukatı bulduğunda ona kesinlikle şunu sor. İngiliz anahtarının üzerindeki kan Galina'ya mı ait? Bu bilgiye kesinlikle ihtiyacım var benim, anladın mı?
Ay. Neyin var? Ay Sinan. Yani ben böyle kanman duyunca bile içim çekiliyor. Çok fena oluyorum yani. Bak ben hiç gelemem böyle kriminal şeylere ya. Sinan ya sen öldürdüysen? Ben hiçbir şey yapmadım hemen. Sinan. Aslında biliyor musun? Ben sana bir şey söyleyecektim ya. Ben 2 gün önce böyle kendi kendimi düşünürken benim kafa bir karış. Duygular böyle bir karman çorman ol. Ben koydum takkiyi önüme. Düşündüm yani. Dedim ki biz bu adamla dedim böyle aşk ateşine kendimizi kaptırıp fazla mı dedim hızlı gidiyoruz. Fazla mı gaza bastık dedim yani. Yani? Yani aslında her şey çok güzel. Şahane bir aşk yaşıyoruz. Böyle bir elmanın iki yarısı gibi olduk. Tamam da bireysel hayatlarımızı diyorum fazla mı boşladık? Yani kendimize zaman ayırmaktan vaz mı geçtik? Hani biraz mesafe koysak, görüşmesek, azıcık ara versek. Ha, tabii anlıyorum ben seni. Ama bunu içeriye düştüğüm gün söylemeni anlamıyorum. Aa, bak sen ya. Hay Allah, ben bunu hiç düşünemedim. Zamanlama işte bayağı berbat oldu yani. Zaten bu fedakar, asaletli kadın halleri de pek iyi durmadı benim üzerimde yani. Kusura bakma. Affet beni ya. Selam. Selam. Sahiden 240 bastın mı bununla? Tabii ki bastım. Geçen gün Gamze ile gördüm sizi. Yani çok yavaş gidiyordum da onunla. Gamze hızdan pek hoşlanmıyor da. Onu korkutmak istemiyorum diyorsun yani. Ama o olmadığı zaman gaza basarım diyorsun. Yani. Hadi kanıtla o zaman. Ya şimdi işim var. Başka zaman. Yani çizeceğini biliyordum. Arkadaşımı arayacağım. Geçerken bırakıver bari. Tamam da yavaş git diye sızlanmak yok. Beni başkalarıyla karıştırdın galiba. Ya babamı bulduğuma sevinemedim bile. Ya sanki bütün kötülükler beni buluyor ya. Ya öyle deme Mert. Aha bak. Gamze ile Mert. Muhabbet kuşları gibi yine kafa kafaya vermişler. Bak her şey çok güzel olacak. Gerçekten inan bana. Nesi güzel olacak Gamze ya? Sinan abim. Babam. Hapiste yatma ihtimali var ya. Ya gerçekten o kadını öldürdüyse? Ya ömür boyunca orada yatarsa? Mert, ya Sinan abi kimseyi öldüremez ki. Nereden biliyorsun Gamze? Ona bakarsan annem de kimseyi öldüremez. Yani belki kazayla öldürmüştür. Ya da belki... Ya Mert, bak ne olursun kafanda kurup durma. Ya bak boş boşuna kendine eziyet ediyorsun. Hadi gel yanlarından geçelim. Çok istiyorsan kendin git. Ne kızıyorsun ya? Hepimiz arkadaş değil miyiz? Anladım. Mert'le Gamze'ye bozuldun sen. Niye bozulacakmışım canım? Onlar eski arkadaş biliyorum ben. Ne arkadaşı be? Mert Gamze'nin çocukluk aşkı. Sana arkadaşız mı dedi yoksa? Evet öyle dedi. Yani bana yalan söylemesi için hiçbir sebep yok. Vay be. Gamze'ye bak. Bu kadar becerikli olduğunu bilmezdim. İkiniz aynı anda idare ediyor desene. Görüşürüz İrem. Elinize sağlık. Her şey harika olmuş. Böyle baş köşeler filan. Ne kadar misafirperversiniz. Afiyet olsun, ne demek. Uzun zamandır masamızda sizin kadar güzel bir hanımefendiyle yemek yememiştik. Sen de beğendin mi yemekleri? Baban harika bir aşçı değil mi? Biliyorum.
Baban senin için her şeyin en iyisini istiyor. Ne kadar şanslı bir kız. Biliyorum. Daha sırada özel tatlım var. Bakalım onu da beğenecek misiniz? Bayılacağımdan hiç şüphem yok. Ay, üstüm battı, görüyor musun? Özür dilerim Zeyş abla. Hay Allah, şimdi erken gitmez gerekecek. Yemekten sonra da çalışmak istedim ama. Hay Allah ya, nasıl oldu ki böyle? Ben sileyim hemen. Yok yok, hiç önemli değil. Minik bir kaza canım. Gerçekten hiç önemli değil. Ben artık gitsem iyi olacak. Ben bırakırım. Yok, siz hiç zahmet etmeyin. Ben şimdi bir taksi atladığım gibi giderim. Katiyen olmaz. Ben bırakırım. İtiraz istemem. O zaman ben de sana geleyim. Denişte dandırmayız. Olur tabii. Hadi çıkalım. Allah rızası için bir sadaka. Allah kazadan beladan korusun. Allah razı olsun. Allah Yavuz dilden, kem gözden korusun. Hadi kardeşim, hadi. Allah versin selamet. Allah kazadan beladan korusun. Allah'ım yarabbim. Al hadi. Sağ ol abla. Paralarım seni ha. Allah Allah. Parayı almadan önce dua, aldıktan sonra abla. Eşek kadar herif. Dolandırıcı. Ver lan paramı geri. Allah Allah ya. İnsanı zorla günah sokarlar. Tövbe tövbe. Bonkör günündesin bugün. He, bonkör günümdeyim, sorma. Arda, vallahi verilmiş sadakamız varmış. Büyük bir badire atlattım. Hatta büyük bir badire atlattık yani. Ne oldu ki? Ya ne olacak? Ben hasta dedim, ne bileyim, şefkat göstereyim, hani ilgileneyim falan dedim. Neredeyse koca olarak alacağım adamı. Herif katil çıktı. Kim ya? Kim olacak Arda? Sinan. Şu Mert'in babası yok mu? O işte. Neredeyse bir katille evleniyordum. Ay. Vallahi dağlara taşlara. Bana bak, boş boğazlık edip orada burada anlatıp başımıza belaya sokma, olur mu oğlum? Yok yok. Merhaba Sinan. Merhaba. Ziyaretçin var dediler ama seni beklemiyordum. Emel'i bekliyordun değil mi? Hayır. Terk etti beni bugün. Ah. Ya. Neden? Cinayetten tutuklu. Yetmez mi? Onu da tutuklayacaklar yakında. Pis evleri kelepir diye millete gösteriyor. Ne? Niye geldin? Yardım etmeye geldim. Nasıl? Hani filmlerde oluyor ya, kefalet ödüyorsun, alıyorsun, yardım işte. Bana yardım etmek zorunda değilsin Yasemin. Biliyorum ama istiyorum. Peki. Sor o zaman. Neyi? O kadını öldürüp öldürmediğimi. Sen öldürmedin ki, ben biliyorum. Ben bile bu kadar emin değilim Yasemin. O kadının yüzünü hayal meyal hatırlıyorum ben. Yani belki bir yerlerde karşılaştık. Belki bir ilişkimiz vardı. Belki ben yine çok sinirliydim. Tamam. Biz seni bir çıkaralım buradan. Zaten suçsuzluğun anlaşılacak. Keşke ben de senin kadar emin olabilsem. Sen nasıl bu kadar eminsin? Ben biliyorum. Gerçekten ben burada hissediyorum. Sen suçsuzsun. Alo Zeliş. Ya bana çok önemli avukat lazım. Hayırdır? Hayır. Sinan'ın başı çok kötü belada. Akşam gelince anlatırım zaten. Sen iyi bir avukat biliyor musun? Ya lafa tutma beni hadi. Tamam. Dur bakayım. Benim Cemal var. Boşanma avukatım. Tamam sen numarayı versene bana. Ben yazıyorum hemen şimdi. Hadi ver. Nedeniyle yaralandı. Bazıları da araçların içinde sıkışıp kaldı. Hay Allah ya. Neyle suçluyorlarmış Sinan'ı? Ben de bilmiyorum ki vallahi. Ben geldim de polis götürmüştü Sinan'ı.
Valla. Ya polisin aradığı bir alet kutusu varmış. Sinan'ın da onu gömerken yakalamışlar. Şimdi kutuya kan testi, parmak izi incelemesi falan yapmışlar. E kutudan kadının kanı çıkmış. Sinan'ı da alıp götürdüler. Ya abicim ben elimi kolumu her yerimi soktum o kutuya ya. Ya bütün aletleri elledim Kudret. Benim parmak izim de çıkmasa kutla başımıza bir iş gelmesin ya. Sinan'ı cinayet zanlısı olarak yargılayacaklar yani, öyle mi? Aynen öyle. Ya hayat ne tuhaf değil mi? Belki de ben şimdi günlerdir bir katilin evinde yatıp kalkıyorum ya. Adam sır küpüyor. Ya bilmiyorum ki, hiç katil tipi de yoktu adamda ama. Ya ben hapse düşersem beni içeride bakarsın değil mi Kudret bana? Ha? Oldu canım. Dışarıda baktığım yetmedi. Bir de içeride bakarım sana. Ulan hayret bir şeysin sen de ya. Yasemin Hanım, anlattıklarınız çok ciddi suçlamalar. Benim boyumu aşar. Ya niye boyunuzu aşsın? Boy uzar kısalır. Allah aşkına bir el atın şu işimize. Tamam da ben ceza davası almıyorum. Ceza değil bu. Bu masumiyet davası. Yani adı ceza. Bu basit küçücük bir dava bu. Bakın, size cezada deneyimli, işinde uzman biri lazım. Evet, evet. Aynen öyle. Fakülteden bir hocam var. Üstattır ama biraz tuzludur. Tuzlu olsun canım. Bakın ben terziyim. Biz çulsuz değiliz. Biz emekçi insanlarız yani. Benim param var. Neyse öderiz. Ben öderim yani. Allah aşkına şunu bir arayın ya, ne olur. Peki, arayayım. Hocam merhaba, nasılsınız? Hocam, bir yakınımızın bir arkadaşı tutuklanmış. Birini öldürmekle suçlanıyor. Ama suçsuz. Suçsuz. Efendim? Tabii haklısınız. Dosyayı görmek istiyorsunuz. Para, para. Para ne? Para. Fakat ücret konusunda... Tamam hocam. Ben kendisiyle görüşeyim. Hı. Size haber veririm. Tamam, tamam. Ne diyor? Dosyayı görmek istiyor. Dosya burada, tamam. Elimizde o. Ama 20.000'den aşağı dosyanın kapağını bile açmaz. Ne? 20.000 mi? Bu ne biçim şey ya? Açmasın kapağını mapağını. Yasemin Hanım telaşlanmayın. Daha dosyayı filan vermedik. Ya dosyanın açılışına 20.000 lira istiyorsa kapanışına ne isteyecek? Aa, selam verdik boşlu çıktık. Gamze. Merhaba, ne haber? Bir şey mi oldu? Mert'le gördüm seni bugün. Yani pek samimi bir haliniz vardı da. Mert'le çok yakın olduğumu zaten sana söylemiştim Arda. O benim çocukluk arkadaşım. Arkadaşın? Evet. Aynen öyle. Pek arkadaş gibi gözükmüyordunuz ama. Hem kızlarla erkeklerin arkadaş olabileceği masalına inanmıyorum ben pek. Ama ben inanıyorum. Gamze bak, o çocukla o kadar sık görüşmenden hoşlanmıyorum. Ben de kimine görüşüp görüşmeyeceğime karışılmasından hoşlanmıyorum. Görünüyor. Bahçede dükkan sahibine ait. Nereden bileyim ben? Bilsem yapar mıydım? O kadar masraf. Onca emek heba oldu gitti abi ya. İyi geceler. Ömer, kötü bir şey mi var? Yok bir şey hayatım. Çok yorgunum sadece. Restoranla ilgili yapabileceğim bir şey varsa, yani bir terslik falan varsa bana anlatabilirsin. Sağ ol hayatım. Ben hallederim. Peki. Ben Nermin'e gideceğim. Çocuklar uyudu zaten. Benim anahtarım da var. Sen uyumak istediğin zaman uyu. Tamam anne. Üstüm açılmışsa örtersin artık dönünce. Allah Allah. Ukala.
Müzeyyen abla, bana çok sıkı bir avukat lazım. Ama kapağı 20.000'den falan açmasın ha. Ha arkadaşım, geldim. Ya tutukladılar Müzeyyen abla. Nasıl hukuk fakültesini bıraktı? O kadar emek verdi. Muhasebeye geçti. Yine iyi halt etmiş. Tamam hadi. Hadi Müzeyyen abla, hadi görüşürüz. Allah'ım yarabbim. Hayırdır Yasin? Avukat mı lazım? Avukat lazım Sinan için. Neden? Cinayetten içeriye girdi. Ama suçsuz. Sadece avukata ihtiyaç var. İyi de sana ne Yasemin'cim? Yani onlar Emel'le sevgili değiller mi? Bırak Emel halletsin. Sevgili falan değiller ya. Adamın kodese girdiğini duymuş, hemen sepet havası. Sen daha iyi bilirsin Emel'i zaten. Ya yoksa bu Sinan'la senin aranda yeni bir şey falan mı başladı? Sen ne gözünü böyle kısıp bana hesap soruyorsun? Ha? Ne bu torbalar ne? Ya alışveriş yaptım. Yarın annemle yemeğe geleceğiz. Muhtaç mıyım ben? Ya ne alakası var Yasemin ya? Ne alakası var? Ben eski kayınvalideme bir tas çorba yapamayacak mıyım? Yasemin'cim. Tamam Yasemin'cim. Yalnız yardımcı olmak için aldım. Tamam istemiyorum. Çık git, benim menü hazır. Al bunu. Al. Hadi tamam. Hadi ben menüyü Yasemin. Hazırladım. Yasemin yok. Hazırladım. Çorba, mantı, kuzu incik. Hadi. Sanki ben onların hepsini Nermin'e yaptırdığını bilmiyorum Yasemin Hanım. Evet ona yaptırdım. Suç mu? Komşu komşunu külle muhtaç. Hadi. Muhtaç mıyım ben? Ramazan torbacısı gibi toplamış torbaları, böyle gelmiş. Sinan'a ne yapacağım ben ya? Nermin? 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 Nermin! Zeliş, elle bastıracağız onu, çatalla basıp delme lahanaları. Ay kusura bakma Elişim, ben bunun içine parmaklarımı sokamam yani. Bunun içinde baksana sirke, sarımsak falan var. Tırnakları mahveder bebeğim bu. Ver bana, ver. Ah benim süslüm, ver. Altay, yine benim. Beni ara ne olur. Çok önemli, konuşmamız lazım. Kızlar iyi ki geldiniz. Bütün bunların hepsini bir saatte bitiririz değil mi? Biter. Nermin, hiç söylemiyorsun Kerem bizim restoranda işe başlamış. Aa, sen bilmiyor muydun? Ay yok, nereden bileceğim? Ömer restoran işlerinin tamamen dışında tutuyor beni, hiçbir şey anlatmıyor. Bak bahçeyle ilgili problem varmış, ben onu Kerem'den öğreniyorum. Hay Allah, çok üzüldüm. Ya, hayır söylese bir günde halledeceğim. Söylemiyor. Canım kafanı taktığın şeye bak, sen yardım etmek istiyorsan bul bir yolunu, ona haber vermeden yardımını yap. Yardımın gizlisi makbul. Evet ya, haklısın aslında, ben bu işi halledeyim, nereden haberi olacak ki? Zeliş, bana bak sende bir haller var ha, böyle kendi kendine gülüyorsun falan, ne oluyor? Ay senden de bir şey kaçmıyor ya. Ne oldu? Çok erken ama söyleyeyim var. Ben biriyle tanıştım. Aa! Evet. Okulda ders verdiğim çocuklardan birinin babası. Yani şimdi baba falan deyince aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Karısı geçen sene vefat etmiş. Ay ama çok yakışıklı. Aa! Hadi hayırlısı. Kısmetin nereden geldiği belli olmaz. Ya. Yani baş başa yemek bile yedik, öyle diyeyim. Yok artık. Evet, hem de evinde. Adam kendi evinde. Evet, kızı da vardı, Nermin. İrem, kızım kapıya baksana. Yasemin gelmiştir. Nermin! Nermin! Hay bu çıkaracağım, ben silerim ne olur, kırmızı alarm bu. Sen Altay'ı, Galina'yı öldürdüğünü polise söyledin mi? Ne? Ah. Ya! Ben polise hiçbir şey söylemedim Yasemin. Sinan'ı hapse attılar. Sen sabah dedin ya bana Altay Galina'yı öldürdü diye. Bazı şüphelerim var dedim Yasemin. Sinan tutuklanınca o şüphelerim kayboldu. Nermin sen şimdi Sinan suçlu mu diyorsun? Şey şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben bunları bu şekilde yaptım ama doğru mu değil mi? Evet şey yapıyorduk böyle elimizle keserken Nermin ittiriyor muyduk bunları? İngiliz anahtarının üzerinde kadının kanı bulunmuş. Sinan alet çantasını gömerken yakalanmış.
Şimdi bütün bunlardan sonra bu insanın masum olduğunu söyleyebilir miyiz Yasemin? Nermin, kadının dişleri teker teker sökülmüş. Tövbe estağfurullah ya. Hadi açıkla bunu. Açıkla, kim söktü o dişleri? Belli ki kadın buna yüz vermedi. Bu da teker teker söktü o dişleri. Bir dakika bir dakika, bu ölen kadınla Altay'ın arasında bir durum mu var? Bunu mu anlıyoruz biz? Nermin, arkadaşım, bak yemin ederim ben kalpten inanıyorum, Sinan suçsuz. İnanmakla olmuyor Yasemin. Hem zaten Sinan'ın ilk cinayeti bu değil ki, değil mi kızlar? Tamam, gel arayalım o zaman Altay'ın eşyalarını. Gidip muayenehanesini arayalım. Polis Sinan'ın evini didik didik aramış. Ne bulacağını zannediyorsun Yasemin? Kanıt, kanıt bulacağım, ne bulacağım başka? Bir şantaj mektubu olur. Bu adam var ya, onun dişlerinden tespih bile yapmış olabilir. Tamam, tamam yeter. Tamam. Hepiniz şüphelerinizi söylediniz, eteğinizdeki taşları döktünüz, yeter. Bakın bundan sonrası artık mahkemede. Savcı mı, hakim mi, neyse o karar verecek. Hadi gelin şuraya adam gibi turşuya devam edelim. Ben turşu muşu yapmıyorum ya. Semin. Yapmıyorum ben turşu muşu. Ne demek ya? Sırf senin o sapık kocan ortalıkta fink atsın diye sen masum birini hapiste kalmasına nasıl göz yumuyorsun ya? Kendiniz yapın turşunuzu da. Madem öyle, ben de senin eski kayınvalidene yemek yapmıyorum. Kendin yaparsın. Yaparım. Hem de ne biçim yaparım? İyi. O zaman haber ver. Zehirlenen olursa ambulans çağıralım. Nermin. Bak sana son bir dost nasihatı. Senin bu sapık kocan gelir buraya, senin ümüğünü mümüğünü sıkar. 183'ü ara, tamam mı? Aile içi şiddet attı. Yasemin'e. Yani koskoca doktoru neyle itham ediyor? Zeliş, sen Yasemin'in yanına git, ben burada kalayım. Evlendiğimiz günden beri benden çok o şüpheleniyordu Altay'dan. Emel'den duydum. Kadının kolunda Sinan'ın telefon numarası yazılıymış. Basbayağı suçlu işte. Zeliş, adamın karısı kayıp. Sevgilisi öldürülmüş. Bir de kadının dişleri teker teker sökülmüş teşhis edilmesin diye. Bir de adam doktor, diş doktoru. Söyle, bu kadar tesadüf olur mu? Altay öldürdü o kadını. Eminim ben. Hayır. Altay suçlu olamaz. Olamaz. Sinan asla suçlu olamaz. Tamam, tamam. Biz seni bir çıkaralım buradan. Zaten suçsuzluğun anlaşılacak. Sen öldürmedin ki, ben biliyorum. Altay, lütfen ara beni. Çok önemli. Mutlaka konuşmamız lazım. Boşa zaman harcıyorsun, boşa. O hayırsızın kime hayrı dokunmuş ki sana dokunsun? Bak kızım. On parmağında on marifet. Ama benim oğlum kıymet bilmez. Sen de annesin. Hangi anne evladını kötüler? Kötülemez. Ama senin de üzülmeni istemiyorum. Asıl ben Altay'ı üzdüm. O hayırsız için en yakın dostundan olacaksın. Annesi olarak söylüyorum. Değmez. Yapma. Cahidane, lütfen. Rica ediyorum, Allah aşkına susun. Ben Altay'a güveniyorum. Siz hiç mi oğlunuzu tanımıyorsunuz? Senden daha iyi tanıyorum. Ama ister kulak az, ister asma. Keyfin bilir. Gamze! Hadi bakalım.
bakalım yavrum. Dershaneye gidiyorsun. Çok önemli bir sınavın var önünde. Hadi yavrum. İyi de anne, daha vakit var. Bu ne acele? Nereye vakit var yavrum? Bunlar bir nevi kostümlü prova. Yani ben mahsus yapıyorum ki bunu. Senin sınavın olduğunda sular seller gibi aksın. Al çantanı. Çabuk çabuk çabuk. Al annem, bana bak. Şıkları sakın kaydırma, tamam mı annem? Önemli. Şıklar çok mühim. Anne, bir şey soracağım. Sen benden bir şey mi gizliyorsun? Yavrum, benim senden ne gizlim olabilir ki? Hayır, sanki ben böyle çıkar çıkmaz arkamdan bir işler çevirecekmişsin gibi geldi de. Katiyen. Sadece Sinan'ın suçsuzluğunu araştırmak için küçük bir hareket yapacağım ama çok küçük. Anneciğim bak, Sinan abiyi koruyacağım diye böyle garip polisiye maceralara girişme, olur mu? Kızım, sen bunları nereden çıkarıyorsun? Hep bu filmlerden değil mi? Hadi sen şıkları kaydırma, tamam mı? Bir şey söyleyeceğim, babaannen gelecek akşam. Erken gel, mutfakta bana yardım edeceksin. Sen bir nevi ev kızısın, bunu unutma sakın. Çabuk, giy ayakkabılarını. Tamam. Çabuk çabuk anneciğim, hadi. Ceryan yapıyor, bak çabuk, ev soğudu. Ay, ev soğudu, anne, ev soğudu. Hadi bakalım Yasemin. Bismillah, Allah utandırmasın. Nereye koydum? Ha, anahtar nerede ya? Aa! Heh, burada. Ramze. Mert. Ne haber? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ya şey soracaktım. Sinan abiyle ilgili bir şey öğrendin mi? Ha. Ya annem bugün Sinan abinin ziyaretine gitti. Eğer iyi bir avukat tutulmazsa durum zor gözüküyormuş. Ne haber? İyi. Dershaneye mi gidiyorsun? At da bırakayım hadi. Yok. Benim bir yere uğramam lazım. İyi günler. İkinize de. Hayrola, komik bir şey mi var? Çek elini. Bana bak. Kız arkadaşımın etrafında dolanıp durmandan hoşlanmıyorum ona göre. Sana mı soracağım? Kendini bir halt sanma. Sana acıdığı için yüzüne gülüyor. Oğlum bak, git belanı benden arama. Arasam da olur lan. Ha? Yoksa sinirlenince sen de öldürür müsün baban gibi? Ne diyorsun lan sen? Mert! Mert dur! Ya ne yapıyorsun? Arda! Dur. Arda, iyi misin? Ne yapıyorsun sen ya, delirdin mi? Gamze uzak dur bundan. Kalk, kalk yerden. Ya inanmıyorum ya, kanıyor. Bir mendil olacaktı. Hayır, ikisi de Nuh diyor, peygamber demiyor Elif. Ne yapabiliriz ki yani? Hayır, işin garibi ikisi de haklı, biliyor musun? Nasrettin Hoca misali. Ay, çok üzülüyorum ben bunların bu durumuna ya. Yapacak da bir şey yok ya. Elden bir şey gelmiyor ki. Aslında benim aklıma bir şey geliyor. Denesek mi? Ne geldi? Söylesene mi? Zeliş, bu planda sana çok iş düşüyor. Rol kabiliyeti gerekiyor. Hazır mısın? Tamam, dinle, anlatıyorum. Şimdi... Göster kendini Yasemin. Ben bunu yapabilirim ya. Ah. Alo. Yasemin. Canım. Ah, nasılsın? Ben çok fenayım da. Dün senden çıktıktan sonra bir fenalaştım. Yani soğuk aldım herhalde ben Yasemin. Pardon canım. Aa, Zeliş'ciğim. Ya vallahi kombi de 5'e kadar açıktı. Biz var ya, Gamze ile neredeyse çıplak dolanıyoruz evde. Bilmiyorum ki işte, kötüyüm ya. Gelip de bir şeyler yapsan ne yapabiliriz? Şey yap ha. Bu neydi o? Bal. Bal, sıcak su, limon. Bunları iyice karıştır, iç onu. Onları şey yap, dur ben geliyorum, tamam mı, bir saate? Bir saat mi?
Ay ne olursun bir uğrayıversen de sen yapıversen bana. Yani tamam işte sen bir tane ilaç al. Hayatım elim kolum tutmuyor. İnan kemiklerim kırılıyor. Şu telefonum var zor tutuyorum şu an. Yani Zeliş'cim ya Remzi abinin ben siparişlerini vereceğim. Ekmek parası sonuçta. Elif arasan ya sen şimdi 2 dakika. Ay Yasemin. Vallahi şimdi geldin. Gelmedin bir daha yüzümü göremezsin. Ölüyorum diyorum ya. Niye bu kadar kızıyorsun Zeliş? Tamam geliyorum. Deli mi ne ya? Aa, üstüme el iki. Ay ölsek gelmeyecek ya. Bakar mısın? Zeliş'cim o da siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor. Ne yapsın? Ya sen de hemen rolden çıkıyorsun ya anlasa. Bana bak Nermin de yapma aynısını ha. Nermin. Çok fenayım canım. Senden çıktıktan sonra bir fenalaşma sok. Hay Allah ne diyorsun Zeliş? Nane limon kaynatmak lazım. Tamam 2 dakikaya geliyorum yanına. Tamam canım. Tamam canım. Canım ya hasta mı oldun sen? Kusura bakma seni de işinden gücünden alıkoydum ama. Olur mu Allah aşkına arkadaşlıklar bugün içindir. Hadi gel sen yat şöyle ben sana nane limon yapacağım. Şuraya yat bakayım sen. Gel. Dur ben bakıyorum kapıya. Ya otur sen. Ah Zeliş'ciğim. Çok geçmiş olsun canım. Kızlar. Biz Zeliş'le düşündük ve karar verdik. Evet. Aynı evin içinde baş başa sakince konuşursanız meselenizi çözebilirsiniz. Ben konuşmak istemiyorum. Ben de istemiyorum. Başka şansınız yok. Mecbur konuşacaksınız. Yürü Zeliş. Zeliş! Pişt! Ya! Oh, hadi bismillah. Da bayağı soğudu. Ya. Evet. Zeliş de Kudret bu evi iyi toparlamış. Evet. Bu hale gelmeleri gerçekten çok üzücü. İnsan insanı tanıyamıyor tabii. Nermin sen bu herifi 2 gündür tanıyorsun. 2! Tekrar başlama Yasemin. Katilin kim olduğu belli. Polis kimi tutukladı? Sen susarsan polis Sinan'ı tutuklar da asar da. Hadi bir yardım et de bu adamın ipini pazara çıkaralım artık. Elif! Zeliş açın şu kapıyı. Olmayacak böyle açayım mı? Hiç yakıştıramadım onu size. Hiç. Hiç. Hiç yakıştıramadım. Hiç. En azından bir konuda hemfikir oldular. Yani bu da fena bir başlangıç değil mi? Hiç beklemezdim Mert. Ya Arda'yı nasıl vurursun? Ya bunu yaptığına gerçekten inanamıyorum. Bu çok vahşice bir hareket. Amca ne olduğunu bilip bilmeden konuşma ya. Ya neyi bilmem gerekiyor? Anlat da bileyim o zaman. Ben tam dönüp gidiyordum. Babamın... Sinan abinin katil olduğunu söyledi bana. Ne yapacaktım ha? Ne yapacaktın? Ne? Babana... Katil mi dedi? Evet. Sen mi söyledin Sinan abinin durumunu?
Kim söyledi? Saçmalama. Ya nasıl söylerim böyle bir şeyi? Bana inanıyorsun değil mi Mert? Bak bir de diş doktoru yazmış. Tüh! Hipokrat görse senin yüzüne tükürürdü böyle. Dışarıda nal gibi bir yazı var. Görmedin mi? Bu apartmana girilmez. Yok, ben satıcı değilim. Ben yeni komşunuzum. Alt kattaki pizzacıyı kiraladık biz. Kocam, Ömer kiraladı. Boşuna dil dökme. İzin vermiyorum bahçeyi kullanmanıza. Amcacığım, ne olur çok mağdur durumdayız. Biz o dükkanı tutarken bahçe dükkanı dahil yazıyordu kontratta. Harabeydi o bahçe. Bak benim kocam para harcadı, çiçeklendirdi. Mis gibi çocuk bahçesi yaptı. Bir konuşsak. Hayır. Hayır. Ben o bahçeye sizi sokmam. Şimdi git. Aksi halde belediye çağıracağım. Hadi güle güle. Hadi. Amca, gözünü seveyim bir dinle ya. Bir çift bir laf söyleyeceğim. Vallahi rahatsız etmeyeceğim bir daha. Bir konuşayım ne olur. Ne olursun beni bir dinle ya. Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Bize başvuran kişinin önce yapmamız gereken şey yaşam şeklini belirlemek. Sıkkının pekini inşallah. Son lokman olsun senin katil pislik. Bu adam beni burada kıtır kıtır doğrasa kimse de ruhu duymaz ki. Bir ses duyuyor musunuz? Tabii duymazsınız. Çıt bile yok. Sessizliğin sesi bu. Tam benim istediğim gibi. Ama siz çocukları bahçeye doldurmaya uğraşıyorsunuz. Evet, ben sizi çok iyi anlıyorum. Benim de 4 tane çocuğum var, Allah bağışlarsa. Ya bir gürültü, bir gürültü ya. Böyle bazen sessizliğe gitmek istiyorum. İnanır mısınız? Böyle sessizliğe gidiyorum. Gidince de gürültülerini özlüyorum. İnanır mısınız? Herkes sevmek zorunda değil efendim. Bahçede tahterevalli ile salıncağı görünce kan beynime üşüştü. Evet. Anneannem çocuk sesi cennet sesi derdi. Allah rahmet eylesin. Aa, torununuz mu? Evet. Kızım da torunum. Allah bağışlasın. E tamam, siz çocuk sesine alışıksınız demek ki. Hiç de alışık değilim efendim. Hiç de alışık olmak zorunda değilim. Zaten beni pek görmezler. Arada sırada yüzlerini görürüm. 40 yılda bir.
Maddin amcacığım, siz çok hastalanmışsınız. İlaç kullanıyor musunuz? Neden telefonlarımı açmadın? Boşanmak istediğini söyleyeceğinden korktuğum için açamadım. Hayır, onun için aramamıştım. Sinan'ı tutukladılar. Galina'yı öldürmek suçundan. Demek tutukladılar. Geçen gece benden bir şans istemiştin. Her şeyi anlatacağını söylemiştin. Ama o gün seni dinleyecek durumda değildim. Şimdi her şeyi duymak istiyorum. Her şeyi tane tane anlat bana. Eğer bir şey atlarsan gerçekten boşanmak isterim. Her şeyi anlatacağım. Çok güzel oldu. Ilımınızı içmemişsiniz Bahattin amcacığım. İçine bal koydum. Boğazınızı rahatlatacak. Hem bak öksürüğünüz de geçti. Bal tertemiz oldu Helya. Çok güzelmiş. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Sana zahmet verdim. Estağfurullah, şifa olsun. Ya. Ay. Ama bir şartım var. Buyurun Bahattin amcacığım. Sık sık benim ziyaretime geleceksin. Ay, seve seve. Söz mü? Söz. Tamam. Teşekkürler. İsterseniz çocukları da getiririm. Yani isterseniz. Eğer usul duracaklarsa gelsinler tabii. Tamam. Hadi için alınırsınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben Arzu'yu hiç sevmedim Nermin. Sevemedim. Arzu, annemin uzaktan bir akrabasının kızıydı. Adeta bizi zorla evlendirdi. Zaten evlendikten hemen sonra Arzu hamile kaldı. Yoksa çocuğu mu var senin? Düşük yaptı. Ondan sonra Arzu'nun psikolojisi tamamen bozuldu. Annemin baskısı da gitgide arttı. Yani anlayacağın, bundan ayrılamadım. Evliliğim boyunca hep mutsuzdum biliyor musun Nermin? Tam kaderime boyun eğmiştim. Sevgisiz, mutsuz bir hayatı kabullenecektim. Galina ile karşılaştım. O da hataydı. Bir süre öyle yaşadım. Ta ki seninle karşılaşıncaya kadar.
ben seni tanıyana kadar meğer hiç kimseyi sevmemişim. Peki neden daha önce söylemedin bütün bunları bana? Eski kocan seni aldattığı için ona karşı tepkiliydin. Haklı olarak. Ben de bunları anlatıp güvenini sarsmak istemedim. Ne bileyim, belki böyle düşünerek saçmaladım, bilmiyorum. Keşke anlatsaydın. Keşke. Herkes senden bu kadar şüphelenirken keşke anlatsaydın. Keşke kendini savunabilseydin. Geçen bir evliliği sadece annen yüzünden mi sürdürdün? Garip değil mi? Koskoca bir doktor annesinin sözünden çıkamıyor. Babamın ölümü beni çok sarsmıştı. O yüzden annemin her isteğine boyun eğmek zorunda kaldım. Sonunda da beni delirtti. Altay Acar, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi. Deli bu. Sana her şeyi anlattım. Şimdi ne olacak? Önce senin buradaki eşyalarını toplayacağız. Sonra evimize gideceğiz. Sonra da annenin usulüne uygun evimizden uzaklaşmasını sağlayacağız. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni. Yemek mi kokuyor burası? Muayenehaneyi bekar odasına çevirmişsin. Hiç hoş değil. Haklısın, özür dilerim. Ama hemen camı, çerçeveyi, pencereyi açıp burayı havalandırabilirim. Hatta içeride bir oda parfüm var, onu alıp geleyim ben. Altay, suyla deterjan varken oda parfümüne ne gerek var? Hadi gel birlikte temizleyelim. Temizleyin, temizleyin. İçeride mutfakta malzemeler. Hadi bismillah Yasemin. Bak hayret. Tam size bakıyordum. Dersten sonra biraz vaktiniz varsa birer kahve içer miyiz? Ya da bir şeyler yeriz ha? Yani olabilir tabii ama bu sizli bizli konuşmayı bir kenara bırakırsak. Tamam. O zaman ararım ben. Bekleyeceğim. Besteciğim, ne kadar şanslısın. Harika bir baban var, biliyor musun? Dün de söyledim bunu. Babamdan uzak dur. Anlamadım canım.
mal gibi de anladın beni. Uzak dur babamdan. Ha, anladım. Sen babanın yanında birini görmek istemiyorsun. Ama ben senin annenin yerini falan alacak değilim ki. Alamazsın zaten. Çünkü ben babama birini buldum. Öyle mi? Kimi buldun? Ben babamın Tuğçe'nin annesiyle evlenmesini istiyorum. Bizim Tuğçe mi? Tuğçe benim en iyi arkadaşım. Onlar evlenince biz de kardeş olacağız. Ha, anladım. Peki baban ne diyor bu işe? Babam benim her istediğimi yapar. Annem öldükten sonra da hep öyle yaptı. Siz de söylediniz ya, o harika biri. Provaya başlayalım mı? Babam çok iyi almamı istiyor. Biliyorsunuz, bunun için size para ödüyor. Ya bebeği uçuyorum, yapmasana. O gerçek bebek değil ki. Amcelik mi oynuyorsunuz? Melikçe. Kız kız oynayalım ister misin? Tamam. Tamam. Evciliğe devam mı edelim mi, yoksa başka bir şey mi oynayalım? Biz annemle hep yüzme yamacılık oynardık. Tamam. Seç bakalım bir renk. Mor. Güzelmiş. Annem, gel sen de bizimle oyna, gel. Gel. Gel, sana da yapalım. Gel. Gel. Ay, çok güzel oldu. Dudak. Dudağı da yapayım mı? Gel, dudağını da yapayım. Oh, aferin. Tuğçe'cim, bir dakika gelir misin lütfen? Gel bakalım Tuğçe'cim, sana bir sürprizim var. Yoksa en son çıkacak kız ben mi oldum? Kırmızı elbiseyi ben mi giyeceğim? Tatlım, biliyorsun sahneye iki kişi iki kişi çıkacaksınız. Öyle tek başına çıkıp kırmızı elbiseyi giyemezsin. Sana sürprizim şu. Sahneye en yakın arkadaşın Besne ile birlikte çıkacaksın. Ama o hiç güzel yürüyemiyor. Dans edemiyor. Ben tek çıkmak istiyorum. Hayatım, ama bana Besne ikinizin çok yakın arkadaş olduğunuzu söyledi. Onun için de ben ona da haber verdim bunu. Ne olur ne olur, vazgeçtim de. Tuğçe kırmızı elbiseyle tek başına yürüsün de, ne olur. Yok, ben böyle bir şey söyleyemem. Çok üzülür. Siz yakın arkadaşsınız. Hani o kadar istiyorsan sen söyle. Ama bana kızar, küser bana. Ama hayatım, ya kazanacaksın ya kaybedeceksin. Bu işler böyle. Birini seçeceksin. Ya kırmızı elbise ya da Beste. Sen karar ver. Zeliş, şeytanca bir planla çocukların masumiyeti karşısında zafer kazanırken, Elif'in masumiyeti bir çocuğun hınzırca şeytanlığına yenik düşüyordu. Tamam. Hadi anneye bak bakalım. Bunu babama söylemezsin değil mi? Ben bunu babana söyleyemem zaten. Hani biz kardeştik seninle? Öyleydik ama o elbiseyi ben giyip tek başıma yürüyeceğim. O zaman kardeşim falan değilsin. Arkadaşım da değilsin. Bir daha benimle sakın konuşma. Konuşma. Alo. Serdar. Müsaitim tabii. Akşam yemeği mi diyorsun? Olur. Harika olur. İyi akşamlar efendim. Çok teşekkür ederim ilginize. Görüşmek üzere yarın.
Tamamdır hayatım. Eski huzureviyle konuştum, hala boş yer olduğunu söylediler. Sabah gelin görüşelim dediler. Bu güzel haberi anneme sen mi verirsin yoksa ben mi? Sen hiç merak etme. Ben açıklarım. Cahide anne. 6 ay huzureviyle görüştü. Bu hepimiz için en iyisi olacak inanın. Alışkın olduğunuz odanız ve yatağınız sizi bekliyormuş. Demek inandırdı seni yalanlarına. Yarın sabah gideriz. Yine sürgüne yolluyorsunuz beni yani. Bu 6 ayın size son hediyesi. Kıymetini bilseniz iyi edersiniz. Yazık. Tam da alışmaya başlamıştım yeni torunlarıma. Merak etmeyin, sık sık ziyaretinize geliriz. Kendi annesine bunu yapan sana neler yapmaz. İnanma onun yalanlarına. Yeter artık anne, yeter. Sus. Boşuna nefesini tüketiyorsun. Nermin neye inanıp inanmayacağını gayet iyi biliyor. Benden bu kadar kolay kurtulamayacaksın. Evet. Ama artık senden korkmuyorum. Nermin'e her şeyi anlattım. Her şeyi mi? Her şeyi anlatmana imkan yok oğlum. Senin de anne. Senin de. Ama merak etme. Sen ölene kadar yaptıklarından hiç kimseye bahsetmeyeceğim. Ne de olsa annemsin değil mi? Bir haberim var. 6 ay eve döndü. Derhal görüşmemiz lazım. Bu işi halletmeliyiz. Bir saat sonra köşede buluşalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır? Kötü bir şey mi oldu? Yok. Hatta İyi haberlerim var. Ya. Apartmandakiler bahçeyi kullanmama izin verdiler. Kerem yöneticiyi ikna etmiş. Aferin ona. Bak ne becerikli çocukmuş, ilk işi almışsın. Aslında pek o kadar becerikli biri değil. Hatta yalan söylediğini de biliyorum. Bu noktada benim beceriksizliğim tescillenmiş oldu. Her şeyi yüzüme gözüme bulaştırdım. Sen bir günde gelip her şeyi çözdün. Ya. Öyle konuşma. Neden? Doğru değil mi? Tam bir ay uğraştım ben o adamı ikna etmek için. E niye bana söylemedin? Çünkü tek başıma halletmek istedim. Bu evin erkeği benim. Bir kez olsun karımdan yardım almadan bir şey başarmak istedim. Biz bir takımız. Sen istememe bile gerek kalmadan bana yardım ediyorsun. Benim sensiz bu evi ayakta tutmaya imkan var mı? Ben niye sana yardım edemiyorum? İyi bir takımız biz değil mi? Evet. Hem de en iyi. Hiç merak etme, yarın bütün sıkıntılarını halledeceğiz. Açılışa bomba gibi hazırlayacağız. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Çok güzel kokuyorsun. Ya. Kaldın ya. Öldüm meraktan. Geldim annem, geldim. Vallahi bravo Yasin. İkimizi de delirttin yani. Halide anne nerede? Gelemedi. Şekeri çıktı kadıncağızın. Ha iyi. Aa! Niye? Sen niye geldin? Ben sana gelme demedim mi? İyi de Yasemin, yani ben gelmezsem kadının hasta olduğunu nereden öğrenecektin? Bana bak, kuzu incik mincik bekliyorsan benden bekleme. Çünkü biz Nermin'le bozuştuk. Yok incik mincik.
Annem, kızarmış tavuk aldım. Git mutfakta hazırla onları hadi. Anneciğim tamam da önce sen bir nerede olduğunu söyler misin? Aşkım söyleyeceğim. Bak tansiyonum düştü. Açım bende. Hadi koş git hazırla geliyorum ben. Hadi yavrum. Yasemin bak çocuğun yanında diye konuşmadım ama meraktan delirttin bizi. Telefonu da kapatmışsın, o ne ya? Mecburdum kapatmaya. Gizli bir görev peşindeydim. Yine bu Sinan'la mı ilgili? Evet Sinan'la ilgili. Bu Altay var ya, o kadının katili Altay. Ben bugün onun muayenehanesine gittim gizlice. Açtım kapıyı, neler buldum delil. Yasemin neyin peşindesin sen ya? Baksana, acayip bir delil buldum ya. Bu adam deli. Görüyor musun, raporu bile var. Bu adam sağlam papuç değil, o öldürdü kadını. Ya Yasemin bırak Allah aşkına bunlarla uğraşmayı ya. Senin bir ailen var ya, çocuğun var, annesin sen. Çocuk meraktan delirdi, ben delirdim. Hem annem gelse ne yapacaktık Yasemin? Yemek falan hazırlamamışsın, rezil olacaktık kadına ya. Nereye rezil olmuştuk ya? Gittim kuyruğa girdim, kızarmış tavuk aldım. Yerdik işte oturup onu. Bir avukat bulmak lazım ama çok pahalı avukatlar. Yasemin, bütün mesele iyi bir avukat mı? Evet, bütün mesele iyi bir avukat. Tamam, söz veriyorum en iyisini tutacağım. Niye? Ne istiyorsun sen yine benden? Senin için. Ya bıktım artık bu adamın peşinde koşmandan, perişan olmandan ya. Ama bir şartım var Yasemin. Neymiş o? Bu adamla artık görüşmeyeceksin Yasemin. Bazen hayatta radikal kararlar vermek zorunda kalırız. Tüm hayatımızı değiştirecek kadar önemli kararlar. Öyle ki kazanmakla kaybetmek arasında bir sarkaç gibi sallanır da yüreğimiz, durduramayız. Verdiğimiz kararın sonucunda kaybetmekten korkarız. Sevdiklerimizi üzmemek için bazı şeyleri görmezden gelir, saklarız. Bazen de en doğru kararı verdiğimize inanır, yolumuza devam ederiz. Oysa kararlarımız bazen hiç beklemediğimiz sonuçlara yol açar. Biz tehlikeden uzaklaştığımızı sanırken o adım adım yaklaşır da bize ruhumuz duymaz. Arzu, güzel gelinim. Merhaba anne. Seni dinlemek için sabırsızlanıyorum. Neler oluyor? Ve bazı kararlar vardır hayatta. Bir ok gibi menzile koşan, kah kalbimize saplanan, kah aklımıza.